Martas'ına hoş geldiniz. Ben Eda Özdemir. Bugün de farklı konseptleri ele alıyor olacağız. İlk olarak mobilyacılık diyeceğiz. Akabinde gastronomiye bakıyor olacağız. İlk konuğumuz Doğutaş Mobilya Genel Müdürü İlhan Tunçman. İlhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eda Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun katılımınız için. Sizi tanıyarak başlayalım. Tabii ki. İsmim İlhan Tunçman. 1971 Çanakkale Biga doğumluyum. Evliyim. Dünyalar güzeli bir kızım var. Maşallah. Kendisi iç mimarlık öğrenimi görüyor. Hayat yolculuğuna yavaş yavaş başlamaya gayret ediyor. 34 yıldır mobilya sektörünün içindeyim. İnşallah 40 ya da 41 yılı tamamlarım sektörde. Ki en çok çalışan kişiler arasına girme hedefim var tabii. Bu sürenin birçok zamanını Doğutaş'ta geçirdim. Birkaç değişik markada da görev aldım. Mobilyacılık sektöründe bulunmak nasıl bir deneyim? Birazcık bundan bahsedebilir misiniz? Yani mobilya sektörü çok keyifli ve zevkli bir sektör. Çünkü yani kişilerin yaşam alanlarına, dekorasyon çözümlerine bir nevi ortak oluyorsunuz. Çok güzel mağazalar yaratıyorsunuz, çok güzel evler yaratıyorsunuz. Mobilya aslında insanların birlikte yaşadığı ortamların güzelleştiren bir araç diyelim. Bizim bir reklamımız vardı. Sizinle yaşıyoruz sessizce diye bir reklamımız vardı. Yani bir nevi mobilyalar konuşuyor orada. Yani gerçekten çok keyifli ve zevkli bir sektör. Tekrar dünyaya gelsem herhalde yine mobilya sektörünü seçerim. Doğutaş'tan biraz bahsedelim o halde. Temelleri nasıl atıldı ve bugün nerede konumlanıyor diyebiliriz? Tabii. Doğutaş 1972 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde kuruldu. 52 yıldır sektörde faaliyet gösteriyor. Şu an sektörün en önemli oyuncularından birisi diyebilirim. Yenilikçi tasarımları ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile kendine özgü tasarımlarıyla mobilya sektöründe iyi bir yerde. Doğutaş yurt içi ve yurt dışında da çok geniş bir mağazacılık grubuyla faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin önemli, en önemli markalarından birisi. Türk mobilya sektöründe peki nasıl bir konumda olduğunu söyleyebiliriz ve sektöre ne şekilde katkılar sunuyor Doğutaş? Sektöre çok önemli katkılar sunduğunu düşünüyorum. Örneğin burada yenilikçi bir marka anlayışımız var. Yine takip edilen bir markayız. Trendleri yaratılmasında bir nevi fayda yaratıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızda özellikle koltuk gruplarımızda yarattığımız teknolojiyle rahatlık ve konfor ön planda tutuyoruz. Tabii tüketiciler burada bir alışkanlık ediniyor. Diğer markalar da aynı şekilde aynı ürünlerle ilgili çalışmalarını çoğaltıyorlar. Kullandığımız renkler ve kumaşlar kendimize özgü. Yine kumaş çeşitliliğinde de öncü bir marka sayılabiliriz. Sektöre yaptığımız bir diğer katkı da özellikle finans kuruluşlarıyla yaptığımız işbirlikleri tüketiciye uygun özel ödeme avantajları yine diğer markalar tarafından aynı şekilde kullanılabiliyor. VR teknolojimiz var. Şu an 12-15 mağazamızda faaliyette. Eğer müşterimizin zamanı varsa getirdiği projeye göre mobilyaları, beğendiği mobilyaları yerleştiriyoruz ve birlikte odanın içerisinde, evet, evin içerisinde. Güzel bir deneyim sunuyorsunuz. Evet, çok güzel bir deneyim sunuyoruz. Yani burada tabii önemli olan şu, zamanı olması ve o gözlüğü takması çok önemli müşterimizin. Daha henüz çok yaygın olmadığı için. Hatta fuarda biz VR teknolojisini kullanmıştık. Bazı arkadaşlarımız koltuğu gerçek zannedip oturma gibi bazı eylemlerde de bulundu. Yani havada tuttuk diyebilirim. Yani. O kadar gerçekçi bir çalışma. Yine çok geniş bir mağazacılık ağımız var. Burada Türk global anlamda da Türk mobilyasının tanıtımını bir şekilde sağlıyoruz. Böyle bir katkımız var sektöre.
Tüketici teslimatı mobilyada en önemli konulardan bir tanesi. Burada tabii ürünlerimiz hassas olduğu için, mobilya ürünleri hassas olduğu için profesyonel ekiplerle taşıma, nakliye ve montaj yapılması gerekiyor. Burada eğitilmiş kişilerin olması gerekiyor. Dolayısıyla şu an tabii herkesin bildiği gibi ara eleman sıkıntısı çok fazla şu an Türkiye'de. Bunun da bir çözümüyle ilgili çalışmalar yapılıyor tabii. Kendimize ait bir lojistik üssü kurduk Ege'de. Burada mağazalarda satılan, yani bayilerimizin sattığı ürünleri depolama, lojistik ve müşteri teslimatını biz kendimiz yapacağız. Bize göre mobilyadaki mor inek dediğimiz konu bu. Yani farklılık yaratma şekli inşallah diğer markalarda bu konuyu benimser. Çünkü en hassas nokta tüketici teslimatıdır mobilya sektöründe. Yine kendi geliştirdiğimiz bir programla tüketici teslimat programını oluşturduk. Denemelerini uzun süredir yapıyoruz. Ocak itibarıyla tamamen %100 geçeceğiz bu teslimat programına. Yani tüketiciye teslimat yapıldığı anda fotoğraflanıyor ve sisteme kaydediliyor. Sistemden de biz izliyoruz. Aynı zamanda müşterimizle bir memnuniyet anketi yapıyoruz ve teslimatı tamamlamış oluyoruz. Bu da çok önemli bir şey aslında mobilya sektörü için. Bundan sonrası içinde hızlı ve iyi hizmet avantajıyla büyümeye devam edeceğiz. Geleceğe dönük 5 yıllık stratejilerimizi de oluşturduk. Aslında tüm markalarla birlikte Türkiye'yi tanıtmamız çok çok önemli. Doğutaş'ın dünyadaki yerine de gelmek istiyorum ama ondan önce trendlerden bahsettiniz. Sizin uyguladığınız trendler arasında neler var diyebiliriz? Şimdi biz ürün gruplarımızı 4 kategoride ve 3 ayrı segmentte oluşturuyoruz. Ürünlerimizin arasında modern, klasik, retro, spor, şimdi bohem tarzı ürünlerimiz var. Bunları da alt, orta, üst segment olarak konumluyoruz. Renklerimiz tamamen kendimize özel. Özellikle kumaş seçiminde çok dikkat ediyoruz. Burada bazı kumaşlarımız pati dostu diyebilirim. Yani evlerde biliyorsunuz patili hayvanlar falan var. Onlar kumaşa zarar verebiliyor. Bununla ilgili çözümlerimiz var. Tercih eden müşterilerimiz bizden bu kumaşları koltuklarına döşetebilirler. Yine konfor çok önemli. Özellikle koltuk gruplarında. Yatak fonksiyonu olması çok önemli. Rahatlık çok çok önemli. Ar-Ge'deki çalışmalarımız da tamamen bu konular üzerine yoğunlaşmış durumda. O bahsettiğiniz önemli bir nokta aslında. Hayvanlara özel, yani onlarla uyumlu bir ev eşyasından ya da malzemesinden bahsediyoruz, değil mi? Tabii ki. Yani zarar veremiyor çabuk. Yani öyle sağlam bir kumaş. Burada tabii yine herhangi bir şekilde zarar verdiği zaman da biz müşterilerimize yardımcı oluyoruz diğer kumaşlarla ilgili. Peki dünya markası olma yolunda Doğutaş'ın konumundan biraz bahsedecek olursak, yurt dışında nasıl bir varlıktan söz edebiliriz? İhracat çok önemli. Yani Türkiye'nin de çok ihtiyacı var ihracata. Yani biz stratejilerimizin büyük bölümünde ihracatı hep ön planda tutuyoruz. 5 yıllık stratejilerimize de koyduk ihracatı. Şu an toplamda 332 mağazamız var. Bu mağaza sayısının 260'ı yurt içinde, 72'si yurt dışında. Bu 72 mağaza 36 ayrı ülkede bulunmakta. Ayrıca biz 59 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yani sadece mağaza değil, direkt ihracat da yapabiliyoruz. 4 noktada kendi iştirakimiz var. İngiltere'de, Amerika'da, Kıbrıs'ta ve Senegal'de kendi iştiraklerimiz var. Buralarda da mağazacılık, yurt dışı mağazacılık deneyimlerimizi arttırıyoruz. Kendimize bir know-how oluşturuyoruz. İleride bunlar bizim çok işimize yarayacak. Yine bir iki noktadan bahsedeyim. Daha çok yeni İtalyan bir markayla
Doğanlar Mobilya Grup olarak bir çalışmamız var. Bir İtalyan marka satın alma ile ilgili girişimlerimiz var. Şu an devam ediyor. Ayrıca Doğutaş Bigalı, Biga bizim için de çok önemli bir ilçe. Senegal'de kurduğumuz Biga Home dediğimiz Biga, Büyük Afrika anlamına gelen bir markamız var. Orada da üretim yapıyoruz. Yani Afrika'da da biz varız diyebilirim. Farklı lokasyonlar var mı peki aklınızda önümüzdeki dönem için iş yapmak istediğiniz? Aslında bu mevcut lokasyonlarla ilgili birçok noktada varız. Buralardaki satışlarımızı daha da genişletmek istiyoruz. Biliyorsunuz yani marka olmak kolay değil. Her ülkede de marka olma gibi bir şansınız yok. Hiçbir markanın yok. Dolayısıyla belirli hedef noktalar seçerek oralarda daha etkin çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Sürdürülebilirlik konusuna gelmek istiyorum. Şimdi artık firmalar, markalar bu konunun üstüne özellikle eğiliyorlar. Çalışmalarını da bu yönde uyumlu hale getiriyorlar. Sizin bu konuda çalışmalarınız, projeleriniz var mıdır? Evet, dünyaya hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına geçmemiz gerekiyor. Kısmen bir kumaşta biz geçtik ama çok etkili değil. Ancak üretimimizde kullanmak amacıyla güneş enerji sistemi, GES yatırımı yaptık. Yakında üretime başlayacak. Fabrikamızın çatısı üzerine kuruldu. Burada kendi elektriğimizi kendimiz üreterek hem sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunacağız. Hem de ürün maliyetlerini azaltarak tüketicimize, yurt içi yurt dışı tüketicilerimize daha ekonomik ürün göndermeyi hedefliyoruz. İlhan Bey, renk ve malzeme seçiminde özel bir doku oluşturduğunuzdan bahsettiniz. Bir kimlik gibi de belki bahsedebiliriz bunu Doğutaş adına. Evet. Bunları seçerken, bu etmenleri seçerken nerelerden faydalanıyorsunuz? Tabii burada tasarımcı arkadaşlarımız var, ürün yönetimindeki arkadaşlarımız var. Onlar sürekli dünya trendlerini takip ediyorlar. Özellikle yeni çıkan renkleri çok hızlı biz görebiliyoruz. Yeni çıkan renkleri tabii kullanmak biraz cesaret istiyor. Çünkü alışılmayan bir rengi kullanmak kolay değil. Bunu anlatmak lazım tüketiciye ama biz marka gücümüzle, reklam gücümüzle İstediğimiz renkleri kullanabiliyoruz ve bunu tanıtımlarla trend haline getirebiliyoruz. Yine özellikle kumaş konusu çok çok önemli. Kumaşın birbiriyle uyumları çok önemli ve tabii bir de kumaş çok özel bir konu. Kaliteli olması ve sağlam olması çok çok önemli. Malzeme seçimlerinde peki sizin özellikle baz aldığınız belli başlı malzemeler var mıdır? Kullanmadığınız bir malzeme olarak da deri çıkıyor karşımıza örneğin. Şöyle, deri koltukla ilgili birkaç deneme yaptık. Çok güzel modeller çıkarttık. Yani ben şahsen bayıldım. Flap deri dediğimiz böyle eskitilmiş bir deri tarzı falan da kullandık. Ancak bizim tüketicimiz çok alışkın değil deri kullanımına. Ve maalesef satış olmadı. Biz de deri kullanımını tamamen bıraktık. Bir de tabii şu an özellikle evlerinde pati besleyen, kedi besleyen, köpek besleyen müşterilerimiz bu tür ürünleri pek tercih etmiyorlar. Çünkü hızlı bir şekilde deforme olabiliyor. Aynı zamanda tabii derinin şöyle bir sıkıntısı var. Terletme yapıyor. Onun için çok evlerde pek tercih edilmiyor diyebilirim. Stilleri oluştururken bohem dediniz, farklı tarzlardan bahsettiniz. Bu tarzları birbirleriyle uyumlu ya da farklı ilhamlarla bir çerçevede görebiliyor muyuz? Yani farklı farklı tarzlarda mı sunuyorsunuz yoksa birbirine entegre tarzlar da kullanıyor musunuz koleksiyonlarınızda? Çok güzel sordunuz. Aslında benim herkese bir mesajım var. Eklektik bir tarza geçmemiz lazım. Aslında takım mantığı çok yüksek şu an Türkiye'de. Tüketicilerimiz illa yemek yatak odası işte beraber olsun ya da işte koltuğumuz yemek odasıyla çok uyumlu olsun gibi düşünceleri var. Tabii haklılar, bir anlayış bu. Biz de o yönde gidiyoruz. Ama
yavaş yavaş eklektik tarza geçmemiz gerekiyor. Yani bir ev içerisinde değişik koleksiyonların, yani yemek odasının ayrı, yatak odasının ayrı, çünkü ayrı bölümler olması bence çok daha iyi, ama tabii bunu anlatmak lazım. Biraz efor sarf edeceğiz burada. Dünyada farklı coğrafyaların kendilerine özel farklı mimari ya da mobilya da tarzları olduğunu biliyoruz. İskandinav tarzı örneğin spesifik bir tarz. Çok önemli, evet. Bu tarzlardan ilham alıyor musunuz? Ya da bunların mesela yine İskandinav aklıma geldiği için söylüyorum, bir uygulanışı Doğutaş'ta bulunuyor mu örneğin? Tabii ki, tabii ki. İskandinav tarzı şu an tabii açık renkler diye bahsettiğimiz meşe meşe tonları, işte beyaz gibi tonlarımız şu an mevcut. Biz aslında bohem tarzını koyu renkte yaptık. Türkiye'de ilk çıkartan biziz. Fakat koyu renk olduğu için de maalesef çok tutmadı. Şimdi açık rengini çıkartıyoruz. İskandinav tarzı şu an bir nevi Türkiye'de moda haline geldi diyebilirim. Peki farklı coğrafyaların tarzlarından bahsettik. Coğrafyaların üretimleri olarak ilham aldığınız farklı yerler var mı? Doğutaş'ın özellikle kendine feyiz aldığı. Yani şöyle, aslında demin bahsettiğim gibi ürünlerimiz hem segmente hem de kategoriye ayrılmış durumda. Burada spor ürünlerimiz var. Spor ürünler aslında dünyanın birçok noktasında hareket görebiliyor. Örneğin çok klasik dediğimiz, avantgard dediğimiz ürünler bizde yok. Çünkü bizim çizgimize çok uygun ve yatkın değil. Bunlar biraz Arap ülkelerinde daha çok tutuluyor, böyle varak, altın gibi çok oymalı filan. Tabii bizim tarzımıza uymuyor. Biz daha çok dediğim gibi klasik, modern, retro, şimdi bohem ve spor ürünlerle portföyümüzü genişlettik. Pandemi sonrası tasarımları bir de sormak istiyorum. Pandemiyle birlikte daha çok ev içine dönen hayat tarzlarıyla da birlikte belki buradan evrilen zevkler de söz konusu olmuştur. İhtiyacı ve mobilya tasarımı nasıl şekillendi, evrildi diyebiliriz pandemi öncesine göre? Evet, aslında çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Tabii pandemiyle birlikte evde geçirilen zaman artmaya başladı. Ve mobilyalar daha çok kullanılmaya başladı. Artık o oturum rahatlığı, daha çok zaman geçirdiği için aileler ya da arkadaş grupları o rahatlığı aramaya başladı. Bazen tabii bu koltuklarda özellikle çok konforlu ürünler aranmaya başladı. Aslında kadınlar, bizim tabii %100 tüketicimiz kadın. Mobilyalarını sürekli değiştirmek istiyor ama erkekler buna biraz karşı çıkıyor. Pandemiyle beraber erkekler de mobilya çok kullanmaya başlayınca o zaman ne oldu? Bir satış patlaması oldu. Koltuklar değişti. Daha konfor aranmaya başladı. Bir de en önemlisi özellikle bahçe, balkon ve veranda dediğimiz evin bölümleri hayata geçti. Buraları yaşam alanları buralarda oluşmaya başladı. Ve buralarda yeni ürünler doğmaya başladı. Biz de o ürün gruplarını portföyümüze aldık. Hatta dün arkadaşlarımız ürün seçimlerini filan, 2025 ürün seçimlerini filan gerçekleştirdi. Bugün öğleden sonra hepsine bakacağız ve portföye alacağız. Çok güzel ürünlerimiz var. Biz de bekliyor olacağız. Siz de bekleriz. Yeni kuşaktan bahsedecek olursak, Z kuşağını konuşuyoruz epeyce her konuda aslında. Tasarım mı, konfor mu daha çok bu kuşağın gözettiği nedir sizce? Tabii evler küçülüyor. Evlerin küçülmesiyle birlikte daha fonksiyonel ürünler isteniyor. Genç kuşakta da aynı şekilde. Ürünler daha düzleşmeye başlıyor. Daha yani klasikten daha moderne, daha spora gitmeye başlıyor. Örneğin şu an yerden yüksek koltuklar çok moda. Herkes bunu bu ürünleri talep ediyor ama genç kuşağa baktığımız zaman yere yakın, daha alçak, daha salaş, daha spor ürünleri tercih ediyorlar. Bir değişim var. Tabii tam bize yansımadı ama yavaş yavaş yansımaya başladığını hissediyorum.
Yine yaptığımız analizlerde özellikle düz ve spor modellerin tercih eden yaş gruplarının daha yani yeni kuşak müşterilerimizden olduğunu görüyoruz biz. Böyle bir ihtiyaç geliyor yani. 2025 ürünlerinizin ortaya konacağından bahsettiniz. Burada 2025'te daha önce portföyünüzde olmayan bir ürün ya da ürün grubu karşımıza çıkacak mı? Yeni planlarınız var mıdır? Yeni ürünlerimiz var. Şimdi çok detaya girmeyeyim. Hatta bir tane ürünümüz var. Tabii çok enteresan bir ürün. 2024 fuarında biz sergiledik bunu. Bir kayadan oyulmuş bir ürün düşünün. Hı hı. Mobilya sektöründe belki böyle bir ürün hiç yapılmadı. Camları da sanki böyle lavların arasından çekip alınmış. O şekilde bir formata konulmuş. Bir kaya oyulmuş, cam takılmış bir konsol. Sehpa gibi. Konsol çıkarttık. Özellikle üst grup dediğimiz A grubu, tüketici grubumuz inanılmaz beğendi. Yalnız üretimi gerçekten çok zor. Bununla ilgili karar alacağız kendimiz, devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz diye. Yine tabii özellikle ekonomiyle birlikte tüketicinin alım gücü biraz düştü. Burada çok üst gruba ürün yapmayla ilgili kıstaslarımız var. Biraz daha ekonomikleştirdik. Yani daha spor ve düz ürünlere geçtik. Amacımız aslında Doğutaş'ın hak ettiği eksklusif ürünler yapmak. Fakat şu an bugün o gün değil. Hı hı. 2026 yılında inşallah bunları mağazalarımızda görmeyi göreceğiz, planlıyoruz. Sadece bir modelimiz şu an Ar-Ge aşamasında özellikle üst gruba hitaben yapacağımız bir ürün. O da şu an Ar-Ge aşamasında çalışmalar devam ediyor. Fuarlardan bahsettiniz. Son olarak orayı detaylandırmanızı rica edeceğim. Katıldığınız fuarlar, buradan aldığınız tasarım ödülleri ve bunun altındaki ürün grupları olarak soracak olursam neler söylersiniz? Yurt içi ve yurt dışı fuarlarda katılıyoruz. Özellikle tabii yurt dışı çok önemli burada. Yine iki fuarımız var. Bir tanesi Almanya, Köln Fuarı. Ancak Köln Fuarı çok zayıf geçiyor. Biz direkt sadece İtalya'nın dünyanın en büyük fuarı olan Milano'daki fuara katılıyoruz. Her yıl katılıyoruz. Bu yılda Nisan ayında inşallah oradayız. Tasarım ödüllerimiz, geçen yıl 4 adet tasarım ödülü aldık. Yine İtalya'da aldık. Uluslararası bir firmadan aldık. Bu tabii bizim için gurur verici, övünç kaynağı diyebilirim. Bir Türk markası olarak gurur duyduk. Biz de tebrik ediyoruz ve çok teşekkür ediyoruz bugünkü katılımınız, aktarımlarınız için. Keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Doğutaş Mobilya Genel Müdürü İlhan Tunçman bizlere eşlik etti. Kısa bir araya gidiyoruz. Ardından tekrar karşınızdayız. Ortasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde gastronomiyi, gastromasayı konuşacağız. Kurucusu bizlerle Gökmen Sözen yayınımızda. Gökmen Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle gastromasadan biraz bahsedebilir misiniz? Gastromasanın hikayesinden neler söylersiniz? Gastromasa, dünya gastronomisini Türkiye'de buluşturan uluslararası bir kongre ve etkinlik. Bu yıl 9.sunu yapıyoruz. Dünyanın 7 kıtasından o bölgenin dünya ünlü Michelin, Gourmet ve 55 şeflerini ve gastronomi profesyonelini. Bunun yanında dünyanın farklı bölgelerinden gelen uluslararası turizm ve gastronomi medyasını İstanbul'da ağırlıyoruz. Her yıl İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediğimiz Gastromasa Kongresi dünyanın
kongresinden birisi olarak kabul ediliyor. Sadece biz İstanbul'da yapmıyoruz. İstanbul'da ve her yıl Londra'da gastronomisi düzenleniyor. Bu yıl 20 bine yakın ziyaretçi kitlesiyle 200'ün üzerinde ulusal ve uluslararası sponsoruyla tüm STK'ların, bu konuda turizm ve gastronomi STK'larının desteğiyle büyük bir etkinliğe hazırlanıyor İstanbul. 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek, siz de bahsettiniz, Haliç Kongre Merkezi'nde. Bu yılki etkinlikten diğer yıllardan farklı olarak neler beklenebilir ve Londra'daki etkinlikten özellikle İstanbul olarak düşündüğümüzde ayrışan noktalar var mıdır? Londra'da yapmamızın sebebi, tabii ki orada da gastronomi şirketi kuruldu. Oradaki amaç dünyanın en iyi gastronomi merkezleri final şehirleri. Yani ne demek bu? Londra, New York, Dubai, Singapur, Tokyo gibi şehirlerde uluslararası mutfaklar çok güçlü. Uluslararası restoranlar, hospitali, ağırlama teknikleri çok güçlü. Onun için gastronomisi uluslararası bir marka yarattıktan sonra biz bunu Londra'da gerçekleştirme kararı aldık. Sadece Londra'da değil, 2 yıl sonra Güney Amerika, Avrupa'nın belli bölgeleri, Uzak Doğu'da planlarımız var. Görüşmeler başladı. İstanbul'da her yıl farklı bir tema. Bu sene temamız miras. Farklı temalar yaptık, creativity yaptık, story yaptık, birçok farklı sustainability yaptık. Amacımız bu mirasta dünyadaki farklı kültürleri, restoranların menüsünü nasıl yansıyor bu mirası alıp, mesela Peru, Cusco'dan, Amazon'dan, Ant Dağları'ndan aldığı floralarla şu anda dünya gastronomisinde en önemli oyuncu ülkesi. Bizde de çok zenginlik var. Özellikle Güneydoğu, Göbekli Tepe, Karantepe, buralardaki gıdaların araştırılması, bunun yanında Toroslar, Ege. Biz de Türkiye'deki konuşmacıları da menüye nasıl yansıyor bunu yapacağız. Sadece bizim izleyici kitlemiz Türkiye değil. Ukrayna'sı, Rusya'sı, Orta Doğu'su, birçok Avrupa'dan, farklı şehirlerden, Fransa, İtalya, Romanya, Bulgaristan'dan da ziyaretçi kitlesi. Gastro masası sadece bir konferans değil, gastro turizmi tetikliyor. Bizim sayemizde İstanbul'daki oteller, Michelin ve Michelin'e aday ya da geleneksel restoranlarda medya tadımları, restoranlar tadımları, bunları da tetikliyoruz. Ve bunun yanında da gıda ürünleri. Şu anda Avrupa'nın en iyi restoranlarında sumak, Antep fıstığı, biber, farklı farklı gıda ürünlerimiz bu gastronomi masanın temeliyle başlıyor. Bu nedenle farklılığımız bu sene miras ve bu mirası dünyanın farklı ülkelerinden gelen önemli şefleri kendi kültürlerini anlatıp bizim gastronomi profesyonellerine ve öğrencilerimize bunları dinletecek. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu kreatif eğitim ve şef restoranlarının az olması. Biz bunu başarmak için her türlü çalışmaları yapıyoruz. Amacımız Türkiye gastronomisini dünya standartlarında oyuncularla beraber köprü kurdurmak. Bu nedenle tüm şefleri, bizim Türk şefleriyle dünya şeflerini aynı platformlarda buluşturuyoruz. Ne oluyor aynı platformlarda buluşturunca? Bizim şeflerimiz uluslararası konferanslara daha fazla katılıyor. Uluslararası workshoplar, pop-up'lar, önemli festivallerde yer alıyor. Ya da dünyanın önemli gurme marketlerinde artık Antep fıstığı kullanılacak, konuşulacak. Şu anda Avrupa'nın en iyi çikolatacıları İran fıstığı kullanmakta. Dünyanın en iyi fıstığı Gaziantep fıstığı. Bu nedenle biz Türkiye'deki şeflerimizi, Türkiye'deki restoranlarımızı, otellerimizi, gıda ürünlerimizi, tarihimizi, doğamızı tanıtmak için biz misyon edindik. Çok da başarılı gastronomisi. Dünyanın en önemli oyuncuları arasında amacımız dünyanın farklı noktalarında bu etkinliği yapmak. Bu noktada Michelin gibi grupların katkıları, puanlamaları ne gibi bir rol üstleniyor gastronomide düşündüğümüzde? Biz dünyadaki
kataloğu Türkiye'ye getirdi. Birincisi Kültür ve Turizm Bakanlığımız Michelin Guide'ı getirdi. Diğerini de GoMio'yu biz getirdik. Dünyada iki tane derecelendirme sistemi var. Bunların katkısı çok önemli. Buraya giren restoranlar, belli bir kategori derecelendirme, bunların yanında lezzet noktaları buralarda olunca dünyadaki önemli web sitelerine, kendi web sitelerine giriyor. Bu sefer de ne oluyor? Kaliteli gastro turistler bunları takip ediyor. Bu nedenle Türkiye'de gittikçe biz de GoMio olarak güçlendiriyoruz. Türkiye'de yaklaşık 10 tane şehri aldık. Daha da büyüteceğiz. Michelin de aynı şekilde. Biz bunları büyüttükçe gastronomimizin kalitesi artacak. Sadece Michelin ve GoMio değil, dünyada farklı katalogları da getiriyor. Şimdi biz Sözen Organizasyon olarak Şubat ayında Salon du Chocolat'ı aldık. Salon du Chocolat Türkiye'de olacak. Salon du Chocolat dünyanın en büyük çikolata ve pastacılık fuarı. Biz Türkiye'ye getiriyoruz. Amacımız dünya pastacılığında bizim de burada olduğumuzu, gençlerimizin ve pasta şeflerimizin, çikolatacılarımızın beraberce köprü kurmamız. Neden farklı farklı Türkiye'nin gıda ürünleriyle çikolatalı lezzetler olmasın? Bu nedenle amacımız Türkiye gastronomisini, dünya gastronomisiyle aynı çıtaya getirmek. Bu nedenle gittikçe de büyüyen bir sektör. Bu nedenle yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm sponsorlara teşekkür ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin çıtası her geçen gün artıyor. GoMio'dan birazcık daha bahsedebilir misiniz? Geçen yıl Türkiye ile bu ödülü buluşturdunuz. Nasıl bir ödülden bahsedebiliriz? GoMio'yu mu dedin? Evet, evet. GoMio dünyanın 20 ülkesinde yaklaşık 60 yılı yakındır uluslararası Fransız derecelendirme sistemi. Biz bunu Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdik. Türkiye'nin farklı şehirlerini aldık. Sadece şef restoranları panelini değil, lezzetli noktaları da aldık. Lüks segment restoranlardan geleneksel noktalara kadar bütün yaklaşık 234 mekanı buluşturduk. Bu sene amacımız 300'e yakın mekanın olması. Çünkü bu mekanların bu derecelendirme sistemine girmesi restoranların kalitesinin artmasını da gerekiyor. Servis, sommelier, restoran dizayn, lezzet, tabak, teknik ve tasarım. Otomatikman bu derecelendirme sistemlerinden kaynaklanarak geliştiriyorlar. Yatırımcıların vizyonu da farklılaşıyor. Bu sefer bakıyorlar Türkiye'de GoMio ödülleri, dünyadaki GoMio kimler aldı onları araştırıyorlar. Bu nedenle Türkiye'ye çok büyük katkısı var. Bu sene de yeni şehirlerimiz var. Bu nedenle amacımız şehirler arasında da iletişim. O zaman işte gastroturizm olur. Nasıl şu anda Urla'yı bir destinasyon diyoruz ya da Güneydoğu, Gaziantep ve yan şehirleriyle destinasyon diyoruz. Bu destinasyonun artması lazım ki yerli ve yabancı gastroturistlerin buralara gelip tadımlar gerçekleştirmesi lazım. Bu nedenle hem Michelin Guide hem GoMio Türkiye pazarı için Türkiye'nin gelişimi için çok önemli. Salon du Chocolat son projeniz sanıyorum ki. İlkini gerçekleştireceksiniz, yanılmıyorum değil mi? Orayı biraz daha detaylandırmanızı rica edeceğim. Pastacılıkta, tatlıcılıkta dünya liderleri kimlerdir? Nasıl bir deneyim katılımcıları bekliyor? Ve nasıl bir etkinlik çerçevesinden bahsedebiliriz bu noktada? Evet, Salon du Chocolat Fransa'da ve dünyaya yayılan çok önemli çikolata pastacılık artisan bakery fuarı ve bunun yarısı perakende, yarısı horeca üzerinde düzenleniyor. İçinde çok önemli bir fashion show olacak. Ünlü modeller çikolata kıyafetleri giyecek. Türkiye için çok önemli. Çünkü bizim Türkiye'de yaşayan çikolata ve pastacılık ya da unlu mamul sektörü sevenleri daha fazla sevdirmemiz gerekiyor. Bu nedenle çok özel bir artisan çikolatalar, artisan pastacılık, artisan bakery, gelato ve kahve konularında biz burada yarışmalar, etkinlikler,
sohbetler, workshoplar ve fashion show gerçekleştireceğiz. Hem uluslararası markalar, hem ulusal markalar, hem parakende, hem ev dışı tedarikçileriyle bu fuarda ve festivalde, bu show ortamında bizlerle olacak. Amacımız biz insanların daha üst segment ama daha ucuz da olabilir, pahalı da olabilir. Bu lezzetleri artık görmeleri, daha güzel tekniklerle, daha güzel tasarımlarla biz son kullanıcıya ulaşmak istiyoruz. Amacımız, tekrar söylüyorum, bütün projelerimizde bizim yeme içme kültürümüzü daha ileriye getirmek için çalışıyoruz. Gastromasaya tekrar dönecek olursak, oradaki sergilenen yemeklerle birlikte bir kültür alışverişi söz konusu oluyor mu? Bir kültür turizmi olduğundan da bahsettiniz. Farklı yemekler ve kültürler burada birbirine ilham veriyor mu? Farklı yemeklerin ortaya konmasında, örneğin Türkiye ve İtalya veyahut farklı iki ülke. Biz gelen konuklarımızı, hem konuşmacılarımızı, hem onun takımlarını, hem uluslararası medyayı farklı kategorideki restoranlara götürüyoruz. Dün hem geleneksel lokantalarımıza götürüyoruz, hem akşam bizim kreatif şef restoranlarına götürüyoruz. Burada bir kere hem kişiler arası bir etkileşim, hem gıdalara uzanma, hem de yemekler üzerine bir kere etkileşim sağlanıyor. Bunun yanında bizim konferanslarımızda hem bizim gıda ürünlerimizle hem kendi gıda ürünleriyle kreatif konuya göre bir tema hazırlanıyor. Bu nedenle orada ciddi bir etkileşim oluyor. Biraz önce size söyledim. Dünyanın en iyi şeflerinden Helen Arzak, San Sebastian'da 3 Michelin olan restoranda şu anda menüsünde sumak kullanıyor. Ve bunun gibi çok restoran Türkiye'nin gıda ürünlerine bayılıyor. Bunun yanında örnek olarak Gaziantep bakırları da çok güzel. Ama Türkiye'de çok çok güzel daha farklı bakırlar ya da onun gibi mutfak eşyaları var. Şu anda 3 Michelin Cordova İspanya bölgesinde Nur Restorant'ta en büyük mutfağına adapte olmuş. Bizim amacımız tanıtmak. Gıda ürünlerimize güveniyoruz. Ekipmanlarımıza güveniyoruz. Şeflerimizi daha yurt dışına çıkarmayı hedefliyoruz. O zaman Türkiye'nin önü açık. Aynı Peru gibi, aynı Bask, San Sebastian gibi, aynı Toskana gibi ileride Türkiye'ye yeme içme destinasyonu dedirtmek için çalışıyoruz. Buna da benim gibi ve farklı noktada şef arkadaşlarımızla, bizim gibi iletişimcilerle büyüyeceğine inanıyorum. Evet, Gökmen Bey, çok teşekkür ediyorum kıymetli katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben çok davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Gastro Masa kurucusu Gökmen Sözen bizlere eşlik etti. Buradan haberlerimize devam ediyoruz. Eylül ayında işsizlik oranı değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında işsizlik oranı değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde kaldı. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ise bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7 iken kadınlarda %12,3 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde %67,3 iken kadınlarda %32,5 olarak tespit edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %13,5, kadınlarda ise %24 olarak tahmin edildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi de 42,7 saat oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi yıllık %2,4 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre Eylül ayında sanayi üretimi yıllık %2,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azalış gösterdi. İmalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi %1,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 azaldı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasalarının payının artırılması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. İş Dünyası Buluşması programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, son yıllarda özellikle halka arzlara olan teveccühün arttığını ve sermaye piyasalarının payının giderek daha da artması gerektiğini belirtti. Yıllarca 1,5 veya 2 milyon civarında olan yatırımcı sayısının pandemiden sonra 8,5 milyona kadar çıktığını vurgulayan Gönül, yatırımcı sayısının artmasıyla beraber halka arz sayılarında da rekor kırıldığını ifade etti. Bir sene içerisinde toplam 54 şirketin halka arz edildiğini ve piyasanın da bunu kaldırabildiğini belirten SPK Başkanı, halka arzlar muhtemelen devam edecektir. Dosyaları incelemeye devam ediyoruz. Hem talep yönünden hem de halka arza gelen şirketler yönünden elimizdeki başvurulardan gördüğümüz halka arza teveccüh devam ediyor, dedi. Yatırımcı sayısının artmasını yalnızca borsa yatırımcıları nezdinde yorumlamamak gerektiğinin de altını çizen Gönül, yatırım fonları, bireysel emeklilik ve tahvil gibi enstrümanlarımız aracılığıyla neredeyse Türkiye'de her haneye girdik. Artık her haneye girmeyi başardığımıza göre sermaye piyasalarının payının tüm finansal sistemde arttırılması gerekiyor şeklinde konuştu. Cari işlemler hesabı Eylül'de 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle 3 yıl sonra ilk kez üst üste 4. ayda da fazla verilmiş oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında fazla veren cari işlemler hesabı Eylül ayında da 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari denge ise bu dönemde 7,7 milyar dolar fazla kaydetti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Eylül'de 3,11 milyar dolar oldu. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 7,39 milyar dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5,97 milyar dolar, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 649 milyon dolar ve portföy yatırımları 370 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Resmi rezervlerde ise 719 milyon dolar net azalış oldu. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 182 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 545 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 363 milyon dolar net artış kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İcra Direktörü ile görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin atık bertarafı deneyimlerini paylaşarak sera gazı salınımı azaltacak çözümler üzerine görüş alışverişinde bulunduk, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İcra Direktörü Akim Steiner ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geldi. Görüşmede gıda israfı ve atık yönetimi konuları gündeme geldi. Emine Erdoğan, Türkiye'nin sıfır atık projesi ve deprem bölgesindeki atık yönetimi çalışmalarını paylaşarak dünya çapında sürdürülebilir çözümler için işbirliği çağrısında bulundu. Steiner, Emine Erdoğan'ın sıfır atık konusundaki liderliğini takdir ederek küresel sıfır atık iyi niyet beyanını imzaladı. Erdoğan sosyal medya paylaşımında bu adımın dünyamızın dengesini koruma kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. İki lider sera gazı salımını azaltacak çözümler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Emine Erdoğan işbirliğinin yeşil bir gelecek için ilham kaynağı olmasını temenni etti. Bu haberimize gün ortasını noktalıyoruz. Tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.